Bu videolara geçmeden önce bu Ümmiye teyzenin ne olduğunu bilmeyerek, yani eğlenceli olsun diye söylemiyorum bunu. Merak ettiğim için izleyeceğim. Bilenler bilgilendirebilir. Güzel yavrum ama. Aşırı tatlı bir kadın geldi bana. İlk bir dakikasını izledim. Daha fazlasına devam etmedim. Ümmiye anne dediler. Bu arada izleyeceğim videoları da göstereyim size. Çok komik videolar ayırdım. Bilgi yarışmalarındaki şeyler falan var. Biraz insanları böyle eziklemek için açmayacağım onları. Üzerine konuşalım diye açacağım. Mesela trajikomik olaylar diye bir video var. Niye 6000 dislike almış lan bu? Allah Allah. He, burada linç var. Aa, ölüyordum. Kalbim sıkıştı. Linç varmış lan orada. Dur, onu açmayayım. Siktir et. Ronaldo ile olacaksın. Aa, tabii ki. Aa, dedim, bir sevindim. Hiç önceden sosyal medyadan biliyordum onun Filistinleri. Dur teyzem, dur. Canını yerim, bekle. Tamam mı kamera? Aman aman. Ne oldu? Ne oldu? Niye aman? Oğlum niye herkes bir anda aman abi yazdı? Korktum. Vallahi ben chat'e yetişemiyorum ya. Chat bir kalbin... He. Tamam. Ulan. Ya delay var ya. B12 harbiden gerçek. Bir şey söylüyorum, tepkisi bir dakika sonra geliyor ya. O bir dakika önce ne olduğunu unutuyorum ben. Yardım ettiğini falan takip ediyor. O dönemde bana birçok reklam teklifi gelmişti güzel yavrum ama Ümmiye anne dediler Ronaldo ile olacaksın. Tabii ki aa dedim, bir sevindim. Hiç önceden sosyal medyadan biliyordum onun Filistinlere yardım ettiğini falan takip ediyordum. Maddetebe gittik, kamera arkasında 80-100 kişi var. Oğlum nasıl ya, ben anlamadım. Ronaldo'nun yönetmeni Ümmiye teyze ne demek ya? Abi ne oluyor? Bilmiyorum, çok cahil. Ben şok oldum tabii. Herkes heyecanlanınca benim de yüreğim küt 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 atmaya başladı. Yapıyor bana. Öyle baktım, bu yanda baktım. Yok canım deyim içimden, bana neredesin ki deyim. Yapıyor. Arkadaşlar bir şeyi çektiğini anladım. Ben gerizekalı değilim. Yani o serüven nasıl başlamış? Nasıl olmuş onu anlamadım. Dur bakayım, anlatır ben. Bana değildir dedim. Gene bakayım, arkamda biri var o zaman dedim kendi kendime. Bu sefer de üçüncüye de deyince hemen geldi, menajeri kolumdan tuttu götürdüm. Ana kuzum oğlum dedim. Mami dedim. Azıcık ulan o iki menajer geldim dedim. Now we could have done it better. Fought for the little things we want. Ha, şimdi anladım. Tamam, okey okey. Ya abi bu başlık ne o zaman ya? Ben gayet saf duygularımla bu başlığı... Ya kadın reklam çekimindeyken bir ara yönetmen koltuğuna oturmuş. Ronaldo'nun yönetmeni Ümmiye teyze mi oldu yani? Ben sandım bayağı kadın böyle filme meraklı bir şeyler çekiyor ve sonra Ronaldo'nun full reklamını çekecek yönetmen olarak çağrıldı sandım. Yönetmenmiş. Yönetmen o zaten diyor. Allah'ım ya, dur izle ya. Sevgi yürekten hissedilir. Gözden anlaşılır. Biz gözlerimizle anlaştık, yüreğimizle anlaştık. Sanki onu gerçek evladımmışım gibi gördüm. Hala da öyle görüyorum. O kadar hoşuma gidiyor. Çok tatlı kadın değil mi ama ya? Dur öte git biraz, öte git, öte git. Meskede takmamış basbas bağırıyor alacaklı gibi. Ödüm sıttı. Ne oldu? Gelmez olaydım köye. Dedikodu almış yürümüş. Ben Adana'nın Çelemli köyünde 10 kardeşin 6.'sı olarak dünyaya gelmişim. Okumayı çok istememe rağmen... Kadın anlatıyor işte abi. Tesadüfen ilkokulu bitirdim. Madem dedim kendi kendime ben okumayacağım, o zaman çok kitap okurum, kendime geliştiririm. Diplomam olmazsa olmasın, her şey diploma değil. Helal olsun de be abla. Kendimi yine geliştiririm dedim. Ve bu kararımı çocukluğumda aldım yavrum. Dönemlerden geçtik, bugünlere geldik. Güçlüyüz, birlikte başarırız. Her şeye rağmen hayat güzel, yaşamaya değer. Adana'nın Çelemli
Çimenli köyünden Mersin Aslanköy'e gelin geldim. Buraya geldim, şimdi ben bir macir kızıydım. Ben Rumeli maciri, benim kökenim. Ama Yörük geliniyim. Ben şimdi şu an Aslanköy'de, mesela Aslanköy'ün geliniyim. Eşim buralı. Çok kültür farkı vardı yavrum. Burada biraz bocaladım. Hani nasıl derler, gerçekten bir evden bir eve bile adet gelenek farklıdır ama bir ilden, bir Yörük gelininden bir macir gelini gerçekten adet. Ya ne güzel kendini ifade ediyor ya. Vallahi helal olsun teyze sana. Çok çok farklıydı. Bayağı bir zamanımı aldı. Buradaki komşumun, sağ tarafta komşumun bahçesinin önünde ötesi zebze ekiyor. Öbüründe inekleri var. Buradakinin tavukları. Her gün kavga ediyor. O çocuklar ortada kalıyor. Biri gelir bana anlatıyor, biri gidiyor, biri anlatıyor. Ama anlatırken diyor ki, kızım niye gördün mü? Öndüğüm falanca peşmanca ile kavga etmiş, birbirine girmiş diyor. Anlatmaya utanıyor. Şimdi ben de böyle bir bilgi birikimi oldum. Ne yapmalıyım acaba diyorum öyleyken. Kendisini anlatıyor aslında. Kendini anla de. Biliyor mu? Biri burada, biri burada. Biliyorum. Ama utanıyor anlatırken. Arkadaşım yapmış. Aynen öyle. Ben bir arkadaşım söyledi. Cem Yılmaz'ın muhabbeti. Kendini söylemek istemiyorum. Başkasıymış gibi anlatıyor. Bu anlattıklarım 20 yıl öncesinden yavrum. Ben tiyatroya kurulu 20 yıl oldum. Böyle ne yaparım? Aleykümselam, yeni gelenler hoş geldiniz. Okula tiyatro geldim. Dedi ki çocuklar, anne öğretmenimiz, anneleriniz, babanız da gelsin dedi. Dedi ben gittim. En öne oturdum. Sıra sandalyede kalmamıştı. Öyle yere oturdum iyice. Bardaş kurdum. Dinledim ama o an dinlerkeydi. Oyunun ne olduğunu ne hatırlamıyorum. Sadece kafamda sorduğum soru şu. Acaba bu çocukların isimleri kendinin mi? Bitti çıktım. Kuzum dedim, ne kadar güzeldi ama dedim, ben merak ettim. Senin adın ne dedim. Ali dedi. Ama temin Veli'ydi dedim. Güldü. Teyze ya dedi, o benim rol adım dedi. Ben gece sabaha kadar hiç uyumadım yavrum. Dedim ki ne? Ya bizim Ayşe teyze Fatma teyzeyle kavga ediyor, etli edepsiz dedim. Ama dedim gele onu bana anla diye, sanki başkasınınmış gibi dedim. Ben bunların yaşadıklarını dedim yazsam dedim. İsimlerini de bu çocuklar gibi değiştirsem, onları da seyrettirsem kendileri görsün. Abi Ronaldo'nun filmini Ümmiye teyze yönetti zaten. Tamam oğlum, onu anlamaya çalışıyorum zaten işte. Aynen, nasıl görsün, görümcesi görsün, Ayşe teyze görsün, Fatma teyze, kocaları görsün, kendilerini düzelsinler dedim. Ama nasıl olacak? Hiç kolay değil. Yani o dönemde 20 yıl önce ben 40 tane kapıya girdim yavrum. Bu 7 bayanı bulabilmem için çok argo kelimelerle karşılaştım. Ya Ümmiye abla, hadi varsayalım ki gideceğiz, oynayacağız, sonu ne olacak dedim. 7 bayanla çıktık. Evet, tabii ki kolay mı oldu? Hayır yavrum, hiç kolay olmadı. Ama önemli olan, dedim ya, istemek, kafaya koymak, azimle, hırsla çalışmak. Show kanalına davet ettiler bizi. Oraya girdik biz, bir şalvarlayız ya. Dediler ki bize, uzun saçlı buradan şehir penguen gibi bir şey giymiş, kuyruklu muyruklu bir adam. Dedi ki siz nasıl girdiniz buraya? Bu şehre kadar nasıl girdiniz dedi. Ümmü Koçak seslenmedi tabii. Girdik dedik biz de, bizi davet ettiler buraya. Ne davet etmişsiniz, kimsiniz dediler bize. Azarladı bizi, resmen bizi oradan kovdu. Neydi, bir papyon takmış, ondan sonra bir de frak mı neyseydi ondan giymiş, ben ona diyorum penguen gibiydi. Gel dedi ki hop hop dedi, nereye geçiyorsunuz dedi. Diyor dedi, temizlikçiler oradan geçmez dedi. Ben de dedim ki ne yavrum, biz temizlikçi değil. Bu kadın zaten yönetme iki tane filmi var, tiyatro yarışmasında birinci oluyor bu arada. Bu kadının TED'de konuşması varmış, Ümmiye. Abi ben nasıl peki bilmiyorum, atladım ya da biliyorum da unuttum mu, ne oldu hiç? Değiliz dedim. Geç geç dedi. Çekil dedi. Bizi bir tersledi. Benim konuşmama fırsat vermedi yani. Bundan sonra tabii ki ben hemen organize eden kişiyi aradım. Dedim ki ne? Siz dedim ne biçim yere getirdiniz bizi dedim. Otel yani orası. Biz bir otelde kalmak istemiyoruz dedim. Ne biçim yer burası? Hiç böyle bir insanla bir yer, yani bize bir davranış olmamıştı şerefsiz dedim. Bana konuşma fırsatım bile vermedi. Biz temizlik için değil bir organizasyonla geldiğimizi dememe rağmen dedim. Bizi dışarıya çıkardı dedim. Şu bazı insanlar adına o kadar çok utanıyorum ki yani... Ya her papyon takan adam olsaydı özeti bunun. Lütfen dedim, gelin bizi götürün, biz oyun oynamayacağız dedim. Ondan sonra dedi Ümmü Hanım dedi, sen telefonu karşıda yer var dedi, tarif etti, oraya gir dedi. Ondan sonra telefon elimde, oraya geçti. O yüzden hep yani söylüyorum işte, ön yargılı olmayın diye. Ben de yapıyorum, hepimiz yapıyoruz ön yargılı davranışlar ama. Ben dedi sizi dedi temizlikçiler sandım dedi. Kimseyi hor görmemek lazım işte. Ben de dedim ki ne sanarsan san, o davranışı ne temizlikçi hak eder ne de ben hak ederim. Bir insanoğlu hiç kimse hak etmez. Sen giyinmişsin, kuşanmışsın ama dedim, senin görünüşün aynı penguen gibi dedim. Yani yüzüne de dedim bunu. Önce dedim sen beynini, kafanı bir geliştir. Bu görünüşün önemli değil dedim.
Benim şalvarım olabilir, lastik ayakkabım olabilir ama dedim ben nerede ne davranacağım, nasıl davranacağımızı biliriz dedim. Önce bir dinlemeyi öğren dedim. Özür diledi ama tabii ki lafları da yerine oturtturdum. Bunu bütün belgesellerimde söylüyorum. Çok canım acımıştı çünkü. Hani bir köylü kadını yapamaz, işte köylü insan yapamaz görünüşünden dolayı. Ben zaten topluma kendimizi böyle kabullendirmek istiyorum. Bir köylü kadını her şeyi başarabilir. Görünüş önemli değil, kafanın içi önemli. İnsanın kendini geliştirmesi lazım. Ne ayaktaki lastik ayakkabının, ne de şalvarın, ne de başörtüsünün senin bilgini, kültürünü artırmana hiçbir şey yok, sakıncası yok. Görünüş hiç önemli değil yavrum. Ne giyersen giy. Önemli olan kafanın içi. Siz gençlere de diyorum ki ne güzel yavrum. Lütfen sakın ilk düşmede, ilk tökezimede asla pes etmeyin yavrum. Zorlukların üstüne üstüne gidin. Ve sonunda mutlaka başarıyı bulursunuz. Çünkü öyle bir güzel rehberim var ki benim yüreğim. Cenab-ı Allah insanı yönlendiriyor. Oğlum çok güzel ben konuşuyor. Ben Cenab-ı Allah'ıma sığınıyorum. Her zaman söylüyorum bunu yavrum. O insanı zaten yönlendiriyor. Ama Cenab-ı Allah'ın dediği gibi şeytana uymayacağız. Kendimizi esir etmeyeceğiz. Şimdi o dönemde bana birçok reklam teklifi gelmişti güzel yavrum ama bu Türk Telekom deyince ben bir heyecanlandım yani. Aa, Türk Telekom'sa evet kabul ederim dedim. Toplantıya gittim İstanbul'da, işte görüştük. Dedim ki ne, tamam yavrum dedim ama dedim hani nasıl bir şey olacak? Ümmü anne dediler Ronaldo ile olacaksın. Tabii ki aa dedim, bir sevindim. Hiç önceden sosyal medyadan biliyordum onun Filistinlere yardım ettiğini falan, takip ediyordum. Takdir ettiğim bir insandı ya. İnsan olarak çok değer verdiğim, önemsediğim insanlardan bir tanesiydi yavrum. Ama dedim yavrum o benimle kabul etmez ki dedim. Onlar da dedi ki ne, Ümmüye anne biz onunla konuştuk. Ben Ümmüye Hanım'ı, o hanımefendiyi sosyal medyadan biliyorum. O da benim gibi dişinle tırnağınla bir yerlere gelmiş. Kabul ediyorum, ben onu tanıyorum, takdir ediyorum demiş. O kabul etti dedi, biz ona onaylattık. Ondan sonra sana teklif ettik dedi. Ben tabii ki daha çok hoşuma gitti, sevindim. Dedim ki aman kuzum dedim, neden kabul etmeyeceğim, bir soluklu kiş dedim reklam filmi. Çünkü hayatımda hiç reklam nasıl çekilir görmedim. Ben ne zannettim onu? Bilmiyorum, dedim bir solukta hemen bir saatin içinde çekeceğiz, bitecek gidecek. Meğersem kazın ayağı öyle değilmiş. Oho! Madrid'e bir gittik, kamera arkasında 80-100 kişi var. Ben şok oldum tabii. Herkes heyecanlanıyor Ronaldo'nun yanına gelince. Ben baştan hiç heyecanlanmadım ama dedim o da bir evladım dedim. Lakin herkes heyecanlanınca benim de yüreğim küt 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 atmaya başladı. Öyle geri arka öne çıkardılar beni, en önde gideyim değil. Lakin ben ucun kıyın arkaya arkaya kaçayım. Şimdi bu geldi yanına. Biri kız kardeşim, 2 mi 3 mi menajeri var yanında şimdi. Yapıyor bana. Öyle baktım, bu yanda baktım. Yok canım dem içimden, bana neredesin ki dem. Yapıyor. Yok canım dem, bana değildir dem. Gene bakayım arkamda biri var o zaman dem kendi kendime. Bu sefer de üçüncüye de deyince hemen geldi menajeri, kolundan tuttu götürdüm. Maşallah. From the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. Ana kuzum oğlum dedim. Mami dedi. Anası kurban, o kemerine kadar geldim dedim. Hemen bir yükselti koydular. Icık koltuğunun altına geldim. Şimdi elimi pamuk gibi oldum ya. Bir anladı. Ben onu hiç duymayayım. Ben anladım kuzum diyeyim. Ben seni takdir edeyim. Sen yardım edeyim Müslümanlara. Ben seni çok seviyorum diyeyim. Ama hiç o beni duymuyor. Ne onun menajeri yani şey tercümanı anlatmaya baş gelebilir ne de ben. Konuşuyoruz. Ama bir basın ordusu var. Canım o kadar kalabalık ki. Ondan sonra menajeri geldi dedi ki ne, ben dedi Ronaldo'yum dedi, 14 yıllık dedi basın danışmanıyım. Hayatımda ilk defa böyle mutlu olduğunu gördüm dedi. Sihirli değneği var dedi. Tercüman aracılığıyla tabii. Geldi böyle salladı sihirli değneğini. Ronaldo'yu çok mutlu etti dedi. O kadar güzeldi. Elimi hiç bırakmayayım, resim çekilecekler. Anladı. Hiç anlamayayım. Anladığım tek bir şeydi yavrum. Sevgi yürekten hissedilir, gözden yansıdılır. O reklam bana şunu öğretti yavrum. Yürekten hissedeceksin sevgiyi. Lafla seni seviyorum deyip akşam sabah vazgeçilmez yavrum. Sevgi yürekten hissedilir. Gözden anlaşılır. Biz gözlerimizle anlaştık, yüreğimizle anlaştık. Gerçekten. O kadar güzel bir anıydı, o kadar güzel bir anıydı ki, o kadar güzeldi. Gerçekten sanki onu gerçek evladımmışım gibi gördüm. Hala da öyle görüyorum. O kadar hoşuma gidiyor.
Çok seviyorum. De onun başarısı şutu busu değil ya. Onun yüreğini seviyorum ben. Onun vicdanını seviyorum. Annesinle ilgilenmesini seviyorum. O çocuklara yaptıkları, bak kaç tane çocuğa annelik babalık yapıyor yavrum. Bir sürü Müslümanlara yardım ediyor. Bağışlar yapıyor. Ben o yönünü seviyorum. Şimdi yanımdakiler diyor ki ya Ümmü anne geri çekil. Biz de resim çekilmek istiyoruz diye. Vallahi kuzum elime o tut diye, ben değilim diye. Şimdi ben tutsam bırakacağım. Ama elime o tutuk ben bırakamıyorum. Şimdi buradan alıp götürüyor onları. Çekecekler beni bu taraftan çekiyor. Anlamıyor onlar çünkü. O diyor Ümmü anne tamam hadi gel Ümmü anne. Çekiyor onlar. O bir şey de yani. Habire götüre içeri yok. Koltuğa oturuyor. Bıraktırama elimi. Onlar geleği yanında resim çekinirler. Habire o bırakma elimi. Anladı ya habire. Ben anladım habire. Hiç anlamayız birbirimizi. Yazarken neyden esinlendiniz? Yün Bebek. Yün Bebek filmini köydeki yaşlı teyzeleri ben dedim ya yavrum dinlemesi seviyordum. Burada da teyzeleri dinlerken işte ah Ümmüye kızım ben hiç oyuncağım olmadı. Ağamın kızının şehirde oturuyordu onlar. Oyuncağı vardı. Yazın geldiğinde elinden almak istedim. Beni hem ebem hem de babam dövmüş. Ha bak kimisinin kendini dinlettirme aurası var abi. Yani bu kadın saatlerce konuşsun dinlerim. Saatlerce sohbet ederim abi. Öyle bir gücü var kadının. İşte anamı da kolunu kırmıştı döverken sen erkek kuşak mısın diye. Derken anlatırken güzel yavrum çocuğunu, çocukluğunu 75-80 yaşındaki teyzemiz el ayağı böyle titriyor ve gözlerinden yaşları akıyordu. Oğlum kendim için söylemedim ben. Ben o an kafamda şimşekler çaktı. Eve gelince dedim ki ne bakın çocukluk çok önemli. Ve çocuklukta biz çocuklarımıza ne verirsek maalesef onu alıyor. Ve kadında kadına şiddet gerçekten çok önemliydi güzel yavrum. Arka plandaydı. Herkes erkeğin kadına uyguladığı şiddet hep ön planda. Bu benim canımı çok acıtıyor. Oysa ki tam tersi olmalı. Kadında kadına şiddet çok daha önemli. O teyzem babaannesinden yediği daya hala unutamıyordu. O yaşta bile titriyor, gözlerinden yaş akıyordu. Bakın, öleni de öldüreni de biz doğuruyoruz. Biz büyütüyoruz, biz eğitiyoruz. O çocuk çırılçıplak dünyaya getiriyor Cenab-ı Allah. Onu kalıplara biz sokuyoruz. Kendi istediğimiz şekilde yapıyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bilmeden çocuklarımıza çok yanlış yapıyoruz. Yemedik giysin, giymedik giysin, okumadık okusun. Hayır, öyle değil yavrum. O hem okuyacak, hem çalışacak, hayatı tanıyacak. Sen multimilyarder ol. Ama onların hepsi gelip geçici be yavrum. Akşam yattığında, sabah kalktığında sıfır bir şeyin kalmadan uyanabilirsin. Ama sen iyi bir evlat yetiştirirsen, dimdik ayakta duracak, ayağını sağlam basacak, yere sağlam basacak evlat yetiştirirsen güzel yavrum, o evlat zaten senin maddi gelirine ihtiyacı kalmaz, kendi kazanacak. Kavga ediyor anne baba, çocuk da ortalarında. Bana gelip anlatıyor, kızım yavla diyor, bak diyor ne kadar uslu benim oğlum diyor. Oysa o çocuğun gözlerinde ben şunu görüyorum yavrum, ben çok korkuyorum. Çünkü biri sinmeyi öğreniyor, birini sindirmeyi. Ve bunu ben yıllarca yaşayarak gördüm. Biri eşinden ayrıldı, biri hanımından ayrıldı. Yani çünkü biri sinmeyi öğrendi, biri de kaba kuvveti öğrendim. Doğru olarak onu bildi. Anne babanın kavgasından mı bunu öğreniyor? Komşu kavgasından da öğreniyor yavrum. Anne baba kavgasından da öğreniyor. Şimdi mesela burada 5 tane erkek çocuğu var burada komşumun. Kadın sabahtan akşama kadar televizyon izliyor. Evlendirme programları var. Kocası da yömyeyle gidiyor. Bir odanın içinde 4-5 tane çocuk. Ve çocuk geliyor diyor ki anne öğretmenimiz ders verdi hadi yardım et. Çocuk 1. sınıfta. Ben bilmem baban yapsın. Sonra yıllar yıllar sonra ben tabii ki bunu hep anlattım. Kocana gönderme çocuğunu sen yap. Sen çizik çizmesini bilmeni kendini geliştir. Televizyonda onları öğreneceğine başka şeyler öğren. Çünkü televizyonda izlene işte kocası geldi miydi Elif. Ben sana temelli beleş gelmişim kendi ayağımdan. Obanın avratı kaç yaşındaydı ne kadar pahalı gitti. Dırdırdırt kavga. Bak bunları izleme güzel programlar izle. Kitap oku kendini geliştir. Çocukların yarın bir gün seni küçük görür. Bak yarın bir gün bu çocuklar büyüyecek baba olacak. Okulları okuyacaklar. Yanlış yapayım dediğimde beni dinlemedim. Ve bir gün geldi ağlayarak dedi ki bana kızım Ümmü abla dedi sen çok haklıymışsın dedi. Ne oldu dedim. Okula dedi çocuk 4. sınıfta toplantıya çağırmış öğretmenleri dedi anne sen gelme babam gelsin. Sen gelirsen de etek giy lastik ayakkabıyla gelme. Saçını aç dudağını boya dedi bana dedi. Çünkü annesini küçümsüyor artık. Hani annesi bir şey bilmiyor. Her şeyi babası biliyor. Çocuk onu kafasına yer etti. Çünkü ödevini babasınla yap diyor hep. Babasına gönderiyor. O kadar değil, güzel analizler ki bunlar. İlk de bu. Denir mi? Ben dedi yanlış yapmışım Ümmü abla dedim.
Nefes aldığın sürece Allah'ına şükredeceksin. Rızıklarını arttıracak. Evet, verdiği rızkın almasını zaten Cenab-ı Allah biliyor. Bizi buraya getirirken Cenab-ı Allah bizim gidiş geliş biletimizi kesmiş. Bu Allah'ın takdir ilahisi, gideceğiz. Ama hayatı güzel yaşamak bizim elimizde be yavrum. Güzelleştirmek bizim elimizde. Ümmiye teyzem be. Vallahi helal olsun, ne diyeyim. Yani böyle birçok konuşması bir de bana böyle babamı hatırlattı, annemi hatırlattı, dedemi hatırlattı, onların konuşmalarını da hatırlattı. Gerçekten Ümmiye teyze gibi anneler babalar olduktan sonra Allah kahretmesin ya, elim çarptı ya, elim çarptı ya. Ulan tüh. Bir şey atacaktım hikaye de onu hazır tutuyordum. Atmadım değil mi lan? Nude attım yanlışta ya. Hayır be. Vallahi yani iyi ki izlemişiz videoyu. Hani böyle diyorsunuz ya bazen, yalnızım. İşte olabilir. Ananız babanız başında olmayabilir. Başına bir şey gelmiş olabilir. İyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Her neyse. Bir dakika durun. Ha. Baksana bir video bile insana ne hisler yaşattırıyor, gördün mü? Yani senin alman gereken, duyman gereken birçok şeyi 16 dakikalık videoda bir anne öğütü gibi, bir baba öğütü gibi çatır çutur kadın aktarmış yani ve işleye işle. Helal olsun. İşte örnek Türk kadını olacaksa böyle olacak. O penguen tipli papyonlu lavuğa da aşırı uyuz oldum.